burasıdır. Şöyle söyleyeyim. 1. Ordu'nun 200 bine yakın en kaliteli kısmını Esef buraya yıktı. Elindeki en iyi tank dediğiniz burası Laskiye'den içeriye doğru, Şam kısmı. Yani şöyle söylemek istiyorum. Esed bir tür hayatta kalma alanı oluşturmaya çalışıyor. Mesela elindeki en nitelikli tankları buraya koydu. Bütün uçak savar sistemlerini buraya inşa etti. Mesela kuzeyinde böyle bir sistem yok, Halep'te böyle bir sistem yok. Dolayısıyla burada merak edilecek alan burasıdır. Bunu demek istiyorum ama bunu bir elimizde veri yok. Bunu iddia edemeyiz, bunu söyleyemeyiz. Bir ama de, görüntüyü yorumluyorum. Garip başka bir şey daha var. Şimdi bu uçaklardan bizim elimizde çok fazla yok. Yani bunlardan 15-20 tane var. Ve ben gelmeden önce bazı arkadaşlarımla konuştum. Bana söyledikleri bunlar stratejik öneme sahip uçaklar. Çünkü çok az sayıda keşif uçağımız var. Ve bunları hiçbir şekilde tehlikeye atmamaya çalışır normalde bir ordu. Dolayısıyla böyle bir uçağın eğer önemli bir görevle oralarda ise yalnız uçması, yanında onun koruması F-16'lar vesaire olmadan uçması çok mantıklı gözükmüyor. Ama bizimkilere diyorlar ki yalnız uçuyordu çünkü işte keşif yapıp dönecekti. Böyle kaygılanacak mühim bir uçuş evet. falan yoktu. Evet, böyle test bir uçuşu evet. yapıyordu. Evet. Yani, ama siz de diyorsunuz ki böyle test uçuşuna bu kadar stratejik bir uçak niye gitsin? Aynen, tam da bunu söylüyorum. Yani eğer basit bir test uçuşuysa niye başka bir uçakla bunu denemediniz? Neden bu kadar? Yani mesela doğru. F-16'dan daha önemli bu bizim. Öyle mi? Tabii çünkü elimizde F-10 çok sayıda F-16 uçağımız evet. var. Ama keşif uçağı çok az sayıda. Dolayısıyla o yüzden önemli. Yani mali olarak bakarsanız değeri o kadar değil tabii. Çok daha düşük. Şimdi haritayı ekrana getirelim. Tam vurulduğu yeri arkadaşlardan rica edelim. Evet, geliyor. Kıbrıs'ın kuzeyine gitmesini anlıyoruz. Devam edelim. Çıkış ve yükseklik fark edersiniz. Alan kazanıyor. Evet. Yükseklik, yükseklik giderek evet, İskenderun'a geldi. Yükseklik düşüyor. Döndü. Güney Kıbrıs'a. 910 metre. Kıbrıs'ın güneyine geldi. Evet, yükseklik 914 metreye düştü. Yükseklik azalıyor, evet. Şimdi burada dur, bekleyelim. Burada şeye gidiyor. Evet, burada şimdi Suriye. Suriye topraklarına geçiyor. Siz bunu yorumlayın. Oradan yani şimdi Kıbrıs'ın güneyine niye iniyoruz? Bunun Doğu Akdeniz'le bir ilgisi var mı? Evet, yani açıklamaya bakarsanız oradan gidip güneyden yukarıya doğru bizim radar sistemini test kontrol etmek için anlaşıldığı kadarıyla ama yani şimdi o rotaya baktığınızda hakikaten işin içinde iki tane şey, iki alan görüyorsunuz. Bizim uluslararası ilişkilerimiz açısından önemli ve bölge dengeleri açısından önemli olan bir tanesi son dönemde, yani son dönemde artık gündemden düşer gibi oldu ama petrol arama meselesi. Kıbrıs'ın güneyinde petrol arama. Kıbrıs'ın güneyinde. Evet. Ve üstü, biz oraya sismik gönderdik. Sismik gemi. Hem o hem de yani bir süredir orada bir sürü söylenti var. İsraillilerin bunu koruma altına aldığı, yardım ettiği vesaireyle ilgili. İkincisi de tabii Suriye. Her iki tarafa da çok yaklaşıyor ve sanki oraları bir arayış içerisinde gibi gözüküyor. Ve irtifa yani. Azalarak. Ve sürekli irtifa düşüyor. Koruma. Yani alçalması uçağın, yani tabii yorum yapıyoruz. Rus radarlarına evet, karşı. Çünkü şöyle, bu sistemler, SA-125'ler, SA-6'lar, 11'ler hepsi yüksek irtifa. Yani işte 10 kilometre, 5 kilometre yukarıda vuranlar. Yani Rus, ben Türkçe'ye söyleyeyim. Rusların füzeleri yüksekte vuruyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Biz yüksekte bizi vurmasın diye alçaktan geçiyoruz. Evet, savunma, hava savunma sisteminin alçak irtifa, yüksek irtifa. Mesela şu sıralar bizim bölgeye yığdığımız Stinger'lar alçak irtifa sistemleridir. Ama önemli olan şudur, istihbarat ve saldırı yukarıdan geliyor artık. Mesela 10, mesela şöyle söyleyeyim, 8000 metre yukarıdan vurmanız için daha yüksek bir teknoloji ihtiyacınız var. Türkiye'nin yüksek irtifa sadece Herküles füzeleri var elimizde, o ayrı bir konu. Sadece o, çok eski moda, 1950'lerden kalma. Dolayısıyla bu alçalma teknik olarak bu radarlardan korunmak anlamına gelebilir. Yani gelir kimse diyemez. Gelebilir. Bu alçalma bir Rus radarlarından korunmak amacıyla olabilir. Bizim radarların alçaktan uçuşlar olabilir tespit edilmesi doğru olabilir. Peki ben madem spekülasyon konusunda yani komplo teorilerini sevmem ama İngilizce'de bir şey vardır. Özellikle Amerikan siyasetinden ortaya çıkmış olan bir deyimdir. Plausible deniability. Evet. Bu şu demek, Amerikan başkanına gidip yasaların böyle sınırında olan bir şey yapmak istediğinizde onunla ilgili bilginin hepsini vermezsiniz. İma edersiniz ama başkan bununla ilgili size talimat vermemiş olur ve İleride bir soru sorulduğunda ben bu konuyu bilmiyorum. Böyle bir talimat vermedim. Şimdi burada da böyle bir şey var. Yani bu uçağın silahsız uçuyor olması. Yani bizim Türk tarafının yaptığı açıklamaya baktığınızda tek başına uçuyor, silahsız uçuyor.
Dolayısıyla herhangi bir kötü niyeti yok. Demek için böyle, demek için böyle gönderilmiş olabilir mi? Sorusunu soruyorum. Şimdi bir de şunu sorayım. Şu ana kadar sadece Türkiye, benim radar kayıtlarım bunlardır dedi. Ses kayıtları elimizde vardı, onu biz henüz açıklamadık. Evet. Herhalde gerektiğinde açıklayacağız. Bunu Rus radarlarının tespit etmemiş olma ihtimali var. Mümkün değil yani. Böyle bir şey mümkün değil. Sadece Rusya değil. Bence Kıbrıs'taki İngiliz radarları, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdan, uzaydan mutlaka tespit etmişlerdir. Onlar açıklamıyorlar. Bizim bugünkü galiba gazetelerde vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın İngiltere ve Amerika'dan bunları istediğine dair bir bilgi vardı. Ruslar mutlaka kaydetmişlerdir. Uygun bir zamanda, herhalde bunları kendilerine uygun olan bir zamanda ya açıklayacaklar. Eğer bizim söylediğimizden farklı bir resim elde etmişlerse muhtemelen bir noktada bunu ya açıklayacaklar ya da hani bir şekilde bize bunu ima edeceklerdir. Çok açık bir şekilde söylemediler. Mesela fazla ileri gitmeyin. Evet, artık bu noktada durun. Bende de bu var diyebilirler. Ama bu tabii şey var. Sizinle de şöyle bir ticari anlaşma imzalayalım bu arada diyebilirler. Bir sürü şey olabilir. Ama tabii bu şöyle bir varsayıma dayanıyor. Oraya da gitmek istemiyoruz açıkçası. O varsayımda yani Türkiye'nin elindeki verilerin veya kamuoyu açıklanmış olan verilerin tam ve doğru olmadığı varsayımına dayanıyor. Şu noktada onu yalnız ifade etmek hocam, istemiyoruz aslında. Ona inanmak bir istemiyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Hatırlarsanız Sayın Davutoğlu olayla ilgili ilk devletin resmi açıklamasını devletin televizyon kanalından yaparken şöyle bir ifade kullandı. Bu bence önemli. Biz başka ülkelerinde konuyla ilgili verileri varsa onları bekliyoruz, görmek isteriz dedi. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın bu olayın, yani dediğim gibi biz... Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ben bunu söylüyorum. O kadar özgüveni var ki. Kendimize güveniyoruz. Yani, o, tabii ki o muhakkak öyledir ama ben de şöyle yorumluyorum. Bu konuda... Çok küçük ihtimal de olsa yoruma açık bir kapı bırakmak gibi görüyorum ben de. Bir diplomatik şey olarak görüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bizim radar bu kadar mı tespit etmiş, ondan sonra... Çünkü şöyle bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ondan sonra ne var? Biz, şunu ifade edeyim ben size. Bu görüntüler ve bu tespitler ortaya çıkana kadar hem Türkiye'nin hem Suriye'nin yaptığı açıklamalardan %100 bir resim çekme imkanı yok. Ben size bunu açık söyleyeyim. Biz tabii ki Türk tarafının ihtimal etmek durumundayız. Muhakkak öyledir diye düşünüyoruz. Ama şunu ifade edeyim, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar, yani bu uçağın uçuş seyriyle ilgili, oradaki teknolojiyle ilgili bazı boşluklar var. Suriye'nin açıklamasında da var. Dolayısıyla bu işin, şu veriler ışığında %100 resmini çekme imkanı ortada görünmemektedir. Biz yorumlayarak Türk tarafında bir lehine bir yorum, resim çiziyoruz. O nedenle Mustafa Hoca'nın dediği gibi bu işin nasıl tam tecelli ettiğini ancak radar sistemlerindeki kayıtlarla bunu görebilirsiniz. Tabii aynı zamanda bir takım muhtemel negatif gelişmeler olabileceğine de dikkat çekiyoruz ki tabii. Türkiye kendi tezlerini, yarın Rusya bir şey açıklarsa şimdiden kendini hazırla ya da Suriye'ye açıklarsa. Tabii bu süreç inanılmaz bir bilgi kirliliğiyle ve aynı zamanda kamuoyu oluşturma çabasıyla birlikte gidiyor. Hem Türkiye tarafından hem daha da belki yoğun olarak Suriye tarafından. Ve aslında işin içine Rusya da yavaş yavaş dahil olmuş durumda. Lavrov'un iki defa açıklama yapmış olması. Bunların hepsi biraz böyle kamuoyu oluşturma, şekillendirmeyle alakalı. Evet. Bir de Türkiye'deki tartışmalar, yani bugüne kadar ben dışarıdan izliyorum. Hiç televizyona çıkıp yorum yapmadım bu konuda. Evet. Dışarıdan izlediğim kadarıyla çok fazla bilgi kirliliği oluşmuş durumda. Yani akla hayale gelecek gelmeyecek her şey olmuştur, olabilmiştir, oluyordur tarzında basına da yansıyor. Ve kimin tarafından yansıtıldığını da çok bilmiyoruz. Yani bugün mesela sosyal medyada inanılmaz. Bugün mesela kasklar, pilotların kaskları ve botlarıyla ilgili bir takım bilgiler var. Şimdi füzeyle vuruldu, her şey darmadağın oldu. Bunlar nasıl? Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Hani şimdi biraz burada işlevsel devleti tartışmak lazım. Yani bu kriz savaş çıkaracak nitelikte bir krizdir. Krizdir. Savaş çıkarabilir. Tabii. Yani böyle potansiyeli var ve biz angajman kurallarını değiştirdik dedi başbakan. Yani bu... Onu soracağım. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Böyle kritik bir konuda kamu yöneticilerinin düzenli ve tartışmaları kesecek açıklama kültüründe olması lazım. Şimdi Türkiye'de bir problem var. Mesela sanırım KASK'la ilgili açıklamayı Ulaştırma Bakanı yaptı. Yani Türk Devleti'nin bu tür kritik konularda kamuoyunun bu tür tartışmalarının hiç umulmayacak bir yere varmasını engellemek için böyle bir problem var mı şu anda? Yani çok kritik bir konu var.
tartışmalar var, şu var. Genelkurmay son açıklamasında yeni parçaları bulundu dedi. Bulunan şey hem kask, pilotlarımızın başına taktıkları kask, hem de hiçbir şekilde kendiliğinden ayaktan çıkmayacak olan postallar. Resmi gösterildi hatta. Resmi gösterildi. Hatta Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın programında CNN Türk'te açıkladı. 4 tanesini de bulduk denilmiş. 2 pilotun 4 tanesi de bulunmuş. Yani kask hadi fırladı gitti, denize inerken ağırlık yapmasın diye çıkardı falan, ama bot o kadar kolay çıkan bir şey değil ki. Bunlar nasıl? Bir sürü spekülasyon yapılıyor. Evet. Yeterince bilgi olmadığı için bir sürü spekülasyon yapılıyor. Mesela eğer pilotlar kendilerini denize düşmeden önce fırlatmayı başarabilmişlerse, zaten o sistem içerisinde inerken önce kasklarını sonra botlarını çıkartmaları zaten eğitimin bir parçası olarak var. Ha, eğitimin parçası. Ama yani. Şimdi o zaman da bu sefer bu pilotlar nerede sorusu gündeme geliyor. Yani bunlar denize düştüler, orada boğuldular mı yoksa başka? Füzeyle vurulma halinde o otomatik fırlatma olabilir mi? Yok. Füzeyle vuruyor. Şöyle eğer mesela S-11 falan vurduysa, yani tabii bu insan hayatıyla ilgili spekülasyon yapmak çok estetik olmaz yani. Ama yani burada saydığımız füzelerin bazıları bir tarafından bile dokunsa alansal bir şey oluşturuyor. Yani bunlar infilak eden bombalar. Yani bir tarafını çarpıp hasar veren değil. Yani mesela küçük çaplı kurşun gitti saplandı gibi değil. Yani o yüzden yüksek ısı da oluşturuyor bunlar. Ama daha önce algılanıp kokpitten fırlatma olabilir. Bunlar çok teknik yani. Bunlarla ilgili evet, çok teknik. Yani şeyler, füzeleri bizim uçaktaki radar sisteminin de algılamış olması gerekiyor. Bir de öyle bir şey var. Yani füze atıldığında bizim radar sistemi, uçaktaki var olan radar sisteminin onu algılamış olması ve buna karşı savunma geliştirmiş olması. 1300 metre derinden çıkarıldığında herhalde bunlar bulunur değil mi? Mutlaka. Tabii. Radar hem kara kutusunda falan mutlaka vardır, hem de uçağın üzerindeki izlerden bunlar ne olduğu, patlama olup olmadığı, nasıl ne patlaması olduğu mutlaka anlaşılacaktır. Şimdi tabii çıkartılıp çıkartılamayacağı da ayrı bir mesele. Yani pek böyle uçaklar bu kadar derinlikten uçaklar çok fazla çıkartılmaz. Çok zormuş, evet. Çok zormuş. Şimdi hep en teknik konuları yaparken bile işte Rus füzesinin vurma kabiliyeti, Rus radarı diyoruz. İş bir bakımdan Ruslardan bir türlü kopmuyor. Doğru. Politik olarak da Rusya işin içinde zaten. İşte Lavrov'un açıklamaları, Cenevre'de de başrolü oynayan iki devletten, kendimize kadar sokmuş devletten birisi Lavrov. Bu bizi ister istemez Rusya'nın Doğu Akdeniz stratejisi ve oradaki Rus üssü, Laskiye'nin güneyinde, evet. Tartus üssüne getiriyor. Biz onun hakkında kısa bir bilgi derledik, onu izleyelim. Ondan sonra ben size Doğu Akdeniz niye bu kadar sıcak diye soracağım. Evet. Niye bu kadar sıcak diye onu öyle soralım. Sadece mevsimden dolayı değil, politik, evet. Stratejik olarak da. Evet, değerli izleyenler, Suriye'nin Laskiye limanının biraz altında bir Tartus limanı var. Orada Rusya'nın büyük bir deniz ve hava üssü var. Onun hakkında kısa bir bandımız var. İzleyelim. Sonra bu üssün anlamı nedir? Bu üs neyi vurabilir? Rusya niye orada üs açtı? Bu üs Türkiye'nin güvenliği açısından ne demektir? Ve bizim uçak uçarken acaba o üsle ilgili de bir takım istihbarat çalışmalarını biz mi yaptık? Onlar mı yaptı? Bunları konuşacağız. Evet, izliyoruz. Rusya'nın Suriye'deki deniz ve hava üssü. Sovyetler Birliği Soğuk Savaş döneminde donanmasının Akdeniz'deki varlığını desteklemek amacıyla 1971 yılında Suriye ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Tartus Limanı'nda bir donanma ikmal üssü kuruldu. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle 1991 yılında Sovyetlerin Akdeniz filosunun varlığı son buldu. O zamandan beri Rusya dönem dönem Akdeniz'e çeşitli gemi ve denizaltıları geçici süreliğine göndermeye devam etti. Rusya, Suriye'nin Sovyetler Birliği döneminden kalan borcunun önemli bir bölümünü sildi ve Suriye'nin ana silah sağlayıcısı haline geldi. 2006 yılına girildiğinde Suriye ve Rusya, Tartus'taki Rus donanma üssünün geliştirilmesine yönelik görüşmelerini tamamladılar. 2008'deki Güney Ossetya krizi üzerine Amerika Polonya'da füze savar sistemi kurunca Rusya da Suriye'deki eski Sovyet üssünü takviyeye karar verdi. Ve bu üsten Büyük Petro adındaki nükleer savaş gemisini gönderdi. 2009'dan beri Rusya Tartus limanını daha büyük gemilerin girmesine elverişli hale gelecek şekilde geliştiriyor. Rusya'nın Aralık 2011'de Esad rejimine destek gösterisi olarak
Kuznetsov adlı ünlü uçak gemisini buraya gönderdiği bilinmekte. Son olayda bazı stratejistler Türkiye'nin düşen uçağının üstteki Çabanenko adlı Rus gemisinden atılan füzeyle vurulduğunu tahmin ediyor. Evet. Hocam çok enteresan. Osetya'da olaylar olunca Rusya, Amerika Polonya'ya üs savunması yerleştiriyor. Yani Karadeniz'i gözetliyor. Onu yapan sen misin? Ben de senin Akdeniz'i gözetlerim diye. Bize şu Doğu Akdeniz'i niye önerir? Aslında bütün bu mesele biraz şeyden başladı. Daha öncesinden Balkanlardan başladı. Sırbistan'da olan bitenler, NATO'nun oradaki operasyonları ve Rusya'nın bunlara karşı koyamamasının getirdiği bir eziklik ve iç kırıklığı vardı. Bunun sonucu aslında Osetya-Apazya'daki veya karşılığı Osetya-Apazya'da olan savaştır. Yani Batı'ya bunun karşılığını orada verdi. Şimdi Akdeniz meselesi tabii şöyle de söylemek lazım. Rusların Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyada Rusya dışında iki tane üssü var. Deniz üssü iki tane. Bir tanesi geleneksel olarak uzun zamandır sahip oldukları ve üzerinde çok mücadele ettikleri Kırım'daki, Sivastopol'daki üs. Ukrayna ile büyük bir mücadele içindeler ve 2040'a kadar yanlış hatırlamıyorsam en son anlaşmayla uzattılar süresini. İkincisi de Ukrayna arası açık olduğu halde Ukrayna mecbur kaldı. Mecbur kaldı evet. Çünkü çok büyük bir baskı kurdular evet. Üzerinde aslında ve üstelik doğal gaz vardı. Doğal gazı kesiyordu, bir sürü oyun oynuyorlardı, bunu yaptılar. İkincisi de bu, Tartus üssü. Çok enteresan, Rusya'nın dünyada iki deniz üssü var, birisi Akdeniz'de, birisi Karadeniz'de. Biz de tam ortasındayız. Dolayısıyla bizim ne kadar önemli bir noktada olduğumuz anlaşılır. Güneydeki bu Tartus üssü aslında Soğuk Savaş döneminde çok da önemli olan bir üs değildi. Daha çok hakikaten gemilerin gidip işte su aldıkları, yiyecek aldıkları, gıda aldıkları falan bir şeydi. Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya'nın 91'de tabii Akdeniz donanmasını lav etmesinden sonra iyice önemi azalmıştı. Ama tekrar güçlenmeye başladıktan sonra Rusya bir şekilde bir noktada Batı'ya karşı da kendini gösterebilmek için burayı daha fazla güçlendirmeye başladı. Bir de meseleye şöyle bakmak lazım. Orta Doğu bölgesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya Merkezi Orta Doğu diyelim tüm dünyaya kapatılmış bir bölge. Yani o bölge... Yani Irak, Körfez, Suudi Arabistan orayı diyorsun. Mısır, Suriye, Irak... Körfez, yani Merkez Orta Doğu derken onu kastediyorum. Bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri hiç kimsenin, batılı müttefikleri dahil olmak üzere, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere hiç kimsenin etkin olmasına müsaade etmiyor. Hatta etkili olmasına da müsaade etmiyor. Sorun çözmek için bile oraya yaklaştığınızda sizi püskürtüyor. Çünkü burada çok ciddi bir... Bu sözlerinizle biz de orada fazla etkili olmaya pek heveslenmeyelim. Pek heveslendiğimiz zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan ne kadar mutsuz olduğunu fark ettik, gördük. Çuval evet. Geçirildi. Suriye konusunda Suriye ile bir dönem çok yakındık biliyorsunuz. Evet. Yakın olduğumuzda Amerika'nın buna tepkilerini gördük. Dolayısıyla Amerika bu bölgede kendinden izin almadan veya Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği ve koordinasyon yapmadan herhangi bir devletin etkin olmasına müsaade etmiyor. Şimdi Rusya bu bölgenin tam ortasına gelip bu üst sayesinde yerleşiyor. Dolayısıyla Rusya'nın neredeyse iyi ki yerleşmiş diyeceğim yani. Rusya'nın aramızı iyi olursa değil mi? O da bir denge faktörü. Rusya ile aramızın yani şöyle büyük devletlerle bu Amerika'da olabilir, Rusya'da olabilir. Tabii, yani Amerika ile müttefik yani. İçerisindeyiz. Diğeriyle de stratejik bir işbirliğimiz var. Büyük devletlerle aranızın iyi olması hep geçici bir şeydir. Onlarla ne kadar işbirliği içindeyseniz ve onların çıkarlarına ne kadar yakın davranıyorsanız o kadar süreyle ilişkiniz iyi olur. En ufak bir şekilde bozulduğunuz anda veya onların dünya görüşlerine aykırı bir şey yaptığınızda mutlaka size bunun bedelini ödetecek bir şey yaparlar. Yani örneğin Rusya'nın şu anda işte arkadaşlarınız haberde vardı füze acaba Rus gemisinden mi atıldı? Rus o kuvvetli bir şüphe değil mi? Şüphe evet öyle bir şüphe var. Yani ilk akla gelen şüphelerden bir tanesi de açıkçası buydu. Şimdi öyle olmasa bile yine de Rusya'nın burada yerleştirmiş olduğu radar sistemlerinden bilgi alındığı kesin. Rusya verdiği füzelerin hepsini biraz önce Gökhan Bey de söyledi. Bunların hepsini Suriyeliler işletmiyorlar. Hepsini kullanmıyorlar. Mutlaka Rus teknisyenler var, uzmanlar var. Yani Rusya burada çok işin içine girmiştir. Hatta Batı basında, bizim basında da çıktı bir takım haberlere göre işte yeni sistem füzeleri Suriyeliler kullanmayı tam öğrenememişler henüz. Ruslar kullanıyorlar diye haberler çıktı. Bir de tabii bu yani Doğu Akdeniz bölgesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Birkaç neden. Neden? Bir kere enerji. Yani aslına bakarsanız
Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinden başlamış olan bir önemli bölge. Burası çok her şeyin geçiş olduğu bölgesi. Eski İngiliz İmparatorluğu'nun hayatının bölgesidir o aks üzerinde. Kıbrıs, Hindistan'a, Mısır, Kıbrıs, Hindistan'a giden bizim Lozan'da ve 1926'da Musul'u niye alamadığımızın sebebi de açıklaması da budur. Tabii. İsmet Paşa diyor ki, ya derdiniz Musul'sa Lozan'da, Musul'daki derdiniz petrolse, petrolü siz alın, Musul'u biz verelim. Biz alalım. Lord Curzon cevap veriyor. Hayır diyor, sadece petrol. Sadece petrol. Öyleyse petrolü biz alalım Musul'u size verelim. Onu zaten hayır, onu hiç olmaz zaten. Neden dediğinde de o bölge bütünüyle bizim için çok önemli diyor. Bir de işte dediğiniz olay. Baktığınızda burada şimdi dünya çapında bir mücadele var şu anda. Yani bu iş mesela Suriye işi değil. Burada dünya çapında bir mücadele var. O mücadelenin bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası var. Uzun zamandır süren bir çaba. Bu çabanın en son geldiği noktada İran üzerine oynanacak olan büyük bir hani ne diyelim son perde var. Ama oraya o son perdeye geçmeden önce Suriye üzerinde yapılacak, oynanacak bir iki perde var. Şimdi dolayısıyla Suriye burada bir anahtar ülke konumuna geliyor. Yani Suriye Amerika'nın Türkiye'yi şu anda destekliyor ama bunu daha yüksek perdeden daha aktif olarak desteklemesi, mesela elinde radar kayıtları varsa, işte kardeşim çok uzaydan çektik yahut oradaki bilmem ne uçak gemimizden çektik, Türkiye haklı demesi gerekmez mi? Seçimlere kadar hayır. Yani gerekmez mi diye sorarsanız gerekir. Gerekir ama seçimleri yapar mı diye sorarsanız Amerika Birleşik Devletleri çok açık ve net bir şekilde Kore'deki, Güney Kore'deki toplantıda Başkan Obama bizim başbakanımıza bunu açıkça söyledi. Burada seçimler oluncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin iş içine karışmak istemiyor değil mi? Çok fazla fiili olarak işin içine girmek istemiyor açıkçası. Piyade aktörleri de dahil. Tabii. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bakın, Doğu Akdeniz'deki bilek güreşi. Şöyle şey yapayım, arz edeyim. Şimdi 1900 ilk defa 71 yılında oldu Tartus'taki liman. Şöyle hatırlatayım, 70'te Baba Esad iktidara geldi. Yani ne kadar kritik. Evet. Fakat ilk defa 56 yılında anlaşma yaptı Rusya ile Suriye. Ve Suriye Rusya'ya dedi ki, ben komünist fikirleri meşrulaştıracağım 56 yılı. Şöyle... Birleşik Arap Cumhuriyeti... Hayır, o 58. 58, evet. Tabii, bir 63 olarak bir dönemi var. Şöyle dedi Rusya'ya, komünizmi meşrulaştırıyorum, sen bana silah ver. Şunu hatırlatayım, 56'dan önce 46'ya kadar 23 hükümet değiştirdi Suriye'de. Yani Rusya, Suriye'deki elitlere büyük bir kuvvet iktidar verdi. Dolayısıyla burası, ama şöyle bir noktaya gelindi bugün. Mustafa Hoca'nın dediğini başka bir şekilde tevil edeyim. Akdeniz bir NATO Akdeniz bir NATO gölü olmuş. İdi. Olmuştur şu anda. Şu anda olmuştur. Evet. Peki, burası neye benziyor, şuraya benziyor. Suriye dediğimiz yer, Soğuk Savaş sonrası hala piyasa karşıtı, Rusya merkezli. Buradaki elitler Rusya'da. Mesela İsrail Dışişleri Bakanı Rusya'da eğitim aldı. Rus kökenlidir. Suriye Dışişleri Bakanı. Yok, İsrail de öyle. Hayır, İsrail. Tabii. Rus elitler, Suriyeliler de öyle. Rum kesim de öyle. Fakat bu Suriye jeopolitik olarak buradaki Batı karşıtı, NATO karşıtı alanın birbirine bağlayan tam en mahrem yeridir. Yani kesmek istediğimiz yer bizim. Bu sistemi, Hizbullah'ı, Lübnan'ı, İran'ı bağlayan. Şöyle bir örnek vereyim size. İran'da İslam devrimi olunca ilk tanıyan ülkeler SSCB, Pakistan ve İran. Suriye'ydi. Halbuki teorik olarak bakarsanız... Yani Hümeni devrimini İran devrimi ilk destekleyen. Tabii teorik olarak bakarsanız... Pakistan, Suriye, ilk tanıyan SSCB, Rusya'ydı. Evet. İran'da. Saddam Hüseyin'le İran savaşınca Saddam'a karşı olan tek Arap devletiydi Suriye. Bir evet, Arap devletiydi. Tek Arap devleti. Teorik olarak Suriye ile İran'ın ne mezhebi fark aynıdır, ne hiçbir ortak tarafı yok. Ama şöyle bir durum var. Bu iki ülke, bakın Suriye 46'da bağımsız olmuştur, 48'de İsrail'e savaşmıştır. Bu kadar yani İsrail, Batı karşıtı bir yapı. Burada bir sistem var. Ve bu sistemi Suriye'ye kesmeye çalıştığınız zaman, şöyle söyleyeyim, 79'dan beri İran'ın karşılaştığı en büyük darbe olur. Yani buradaki ülkeler... Demek şunu mu demek istiyorsunuz? Suriye'de bugünkü rejim yerine Batı'yla dost bir rejimin kurulması İran'a en büyük darbe. Evet. Hatta oradaki Batı karşıtı, Rusya merkezli otoriter ülkeler ve Hizbullah'ı da sayarsanız aktörler topluluğunun can damarını kesmeye çalışırız. O yüzden burada ben size şöyle söyleyeyim. Rusya emperyal bir devlettir. Tarsus kaybetse başka bir yerde bir şey yapar. Yani ama burada hayati kavga İran üzerindedir. O nedenle burada ne olursa olsun bunu yapmayacaktır Rusya. Ancak şunu yapabilir. Ki o nedenle ben Mustafa Hoca'ya katılıyorum seçimlere kadar. Ama seçimlerden sonra bile karikatürize edeyim. Suriye'yi bir altın tepside Amerika'ya verseniz
ben Amerika'nın o kadar su, Afganistan'dan daha kötü bir yer. Yani siz girmez. Karşı bloğun arı kovanına girmek istiyorsunuz gibi. Bu askeri maliyeti var, Hizbullah'la uğraşacaksınız. O nedenle Amerikalıların bu işteki tavrı şu olacaktır. Daha önce İran'ı paylaştı hatırlarsınız İngilizlerle, Ruslar. Polonya paylaşıldı. Burada büyük güçler bir pazarlığa gireceklerdir. Ve Rusya'ya ve İran'a şunu diyeceklerdir. Buradaki rejim değişikliğine şöyle böyle destek ver ama senin emperyal çıkarların riske girmesin. Çünkü İran ve Rusya herhangi bir... Suriye'de rejim değişikliği olsun ama Rusya yani şöyle, çıkarları zarar rejim girmesin. Değişikliği kavramı nasıl kullanırsınız? Yani burada bu, çok affedersiniz, rezil bir noktaya geldi. İnsanlar ölüyor ve bu, şöyle söyleyeyim, ben buraya gelmeden Rus basını da biraz taradım. Orada da algı süper falan değil. Yani bir basınç oluşturuyor. Son halinde şu var. İran gibi değil Rusya. Küresel sorumlulukları var. Tabii. Yani Rusya bu kadar şey yapamaz. Rusya hatta şöyle söyleyeyim ben size. Hareket edemez. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Öyle değil mi? Rusya edemez. Bir korsan devlet doğru. olarak hareket edemez. Bak, o emperyal çıkarlarına ayrı. Buna bir örnek vereyim. Esed iktidara gelince 2000 yılında, 2001-2002'de bir Şam Baharı oldu. Evet. Labvani gibi böyle entelektüeller çıktılar. Hatırla 2003'te Kamışlı Kürt şehrindeki stadyumu bastı Esed. Durdurdu bunu, 30 tane Kürt öldü. O zaman Rus entelektüellerine bakın şunu dediler. Esed bizi satıyor. Yani Rusya'nın aslında Esed'le ilgili bakışı İran'dan göre biraz daha makuldür. Burada şunu demek istiyorum. O nedenle bu sorunun çözümü için şunu yapmak gerekiyor. Yani Amerikalılar böyle düşünecektir benim kanaatim. Rusya'yı şuna ikna etmek lazım. Biz burada bu insani dramı, şuyu buyu bir noktaya vardıralım. Ama burada senin çıkarlarına da çok yapısal bir halel getirmeyiz. Zaten galiba Cenevre görüşmelerinde yapılmaya çalışılan da bu aslında. Rusya'ya şunu algılarsa, yani buradaki rejim değişikliği tamamen beni buradan çıkarırsa, Mustafa Hoca'nın dediği yere bir yorum yapayım. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçmişte Rus etki alanında olan ülkeler NATO üyesi oldu. Slovenya, Macaristan, Rusya böyle tepki vermedi hiçbirisine. Ben Rus dış politikasının eski nüfuz alanlarını kaybetmesinde bu kadar tepki verdiği maliyeti olan Baltık ülkeleri bile. Slovenya daha geç girdi. Yakın zamanda Avrupa genişlemesi. Bunlardan hoşnutsuz olduğunu ifade etti Rusya. Ama Suriye konusundaki verdiği tepki Akdeniz'in tamamen bir NATO iç denizi haline gelecek. Dolayısıyla bu kendisinin buradaki müttefikleri. Şimdi Malatya'da niye radar üssü kuruluyor? Bizim bir savunma sistemimiz var. Rusya merkezli bir savunma sistemi de var. Dolayısıyla bunu kaybetmesi ve çok hayati bir risk olacağı için burada ikna edilmeyi bekliyor. Evet. İkna edilmezse bunun maliyeti çok çok zor olur. Şimdi Suriye ile Türkiye arasındaki bu ihtilaf aynı zamanda Türkiye'nin sınırlı bir alanda, sınırlı tutulacak şekilde de olsa İran'la da bir bilek güreşi değil mi? %100. Şöyle katılıyor musun buna? Evet tabii. Türkiye İran'la da bilek güreşi yapıyor. Uzun zamandır. Uzun zaman. Uzun zaman. Adı konulmamış veya açıkça söylenmeyen bir bilek güreşi var. O bilek Halbuki güreşi... biz Güvenlik Konseyi üyesiyken İran aleyhine bir... İran lehinde biz oy kullandık. Lehinde tavır aldık. Yani lehinde tavır aldık. İran aleyhine verilmiş bir önergeyi reddettik. Tabii şöyle, Türkiye ile İran sadece Suriye'de değil, şu anda neredeyse Orta Doğu'nun tümünde büyük bir bilek güreşi içerisinde ve bu aslında bu yeni bir şey de değil. Evet. Bu coğrafyada, İran'ın coğrafyasında bir devlet ve Türkiye'nin coğrafyasında bir devlet var ise, bu büyüklükte iseler bu devletler, bu nüfuz, bu para, bu silah gücü vesaire ise, bu iki devletin Orta Doğu bölgesinde nüfuz mücadelesi yapmaları kaçınılmazdır. Türkiye ile İran da bunu yıllardır yapmaktadırlar aslında. Çok yeni bir şey değildir. Ama tabii Suriye meselesinde olay güncel hale gelmiş oldu. Çünkü çok doğru söyledi Gökhan Bey. Suriye düşerse, İran açısından konuşuyorum, kelimeyi o açıdan düşerse diye tercih ettim. Suriye düşerse, İran bölgede tamamen yalnızlaşmış ve sıkışmış olacak. Çünkü etrafı tamamen sarılmış olacak. Suriye'nin de batıya kaydığını düşünün. Irak zaten ortada kaos içerisinde. İran'ın çıkış bölgelerine, Orta Doğu'ya uzanma ve Akdeniz'e uzanma alanı ve İran'a gelen silah bağlantıları vesairesi, İran'dan gelen silahların Hizbullah'a aşağıya, Lübnan'a vesaire inmesi, bunların hepsi son bulacak. Dolayısıyla orada İran açısından biraz var olma mücadelesi de devam ediyor. Var. Şimdi şöyle sorayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler oldu, Obama kazandı diyelim. Ben inşallah Obama kazanır diyorum. Türkiye'de öyle gözüküyor. Evet, herkes öyle bir arzu içerisinde. Yani bu şu gördüğümüz için Obama daha böyle dengeli, daha yumuşak. Top tank, silah, bomba yerine hiç olmazsa soft power, yumuşak güç kullanan birisi, Obama geldi diye.
Suriye'deki rejimin değişikliğinin hızlanıp İran'ın biraz daha zayıflaması, dolayısıyla Suriye konusunda Türkiye'nin rahatlaması gibi bir süreç gündeme gelir. Bir kere Suriye'de rejim değişikliğine giden süreç uzun sürer. Kanlı olay zaten bir yıl oldu. Zor olur şu an. Yani olacaksa da zor olur ve Türkiye'yi rahatlatacak bir süreç olmaz. Uzun vadede hani onun gitmesi belki bizi rahatlatır ama o çok zor ve zahmetli bir süreç olacak. Benim tahminim Obama iktidara gelirse ikinci defa, Obama da gelmese fark etmez. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Karşı başkası da gelse biraz daha hızlandıracaklardır. Yani muhaliflere verdikleri desteği hızlandıracaklardır. Politik baskı artacaktır. Baskı mutlaka artacaktır. Ama o ne kadar sürede sonuç verir o ayrı bir mesele. Mehmet Kaya beni eleştirmiş, matematiğim iyi olmadığı için haklı. 100 metre bir apartman boyu dediniz, 5 katlı apartman 12-13 metredir. Atakule'nin tepe noktası yerden 125 metredir ve Atakule boyunda diyelim o zaman. Evet, buyurun. Şimdi şöyle, şimdi burada iki sorun şu. Yani İran konusunda eğer Amerikan yönetimi agresif bir tavır alırsa bunun çok ciddi maliyetleri olacak. Bir tane maliyetini söyleyeyim. Mesela Katar diye bir ülke var ortalıkta. Uçaklarını Libya'ya göndermeye kalktı. Bazıları varamadı, Kıbrıs'a indi. Mesela hatırlıyorsanız. Yani şunu demek istiyorum. İran, Suriye konusunda, yani İran'ı sıkıştırabileceğiniz makul bir nokta vardır. Bunun fazlasını aşarsanız, bunu Amerikalılar da bilir. Bu sefer İran buradaki baskısını körfeze kaydırabilir. Hı. Bu da petrol fiyatları şudur budur hatırlarsanız Hürmüz, Arap Körfezi. Dolayısıyla bu bölgelerdeki mesela Kuveyt'in nüfusunun yarıdan fazlası Kuveyt vatandaşı değildir. Bahreyn'in nüfusunun yarıdan fazlası Şii'dir, Sünniler yönetmektedir. O nedenle bu konjonktürde bu olayları İran'a karşı bir dengeyi kaçırırsa Batılılar, İran'ın elinde ciddi bir istikrarsızlığa veya baskıyı artıracak alternatifler var. Amerikalar da bunu hesap edecektir. Yani körfeze İran bu sefer ağırlığını verebilir. Böyle çok açık bir risk var. Evet. Şimdi bir izleyicimiz soruyor, Ahmet Yaprak'tan. Yüksek irtifa füzelerimiz neden Suriye kadar gelişmiş değil? Bu bir zaaf ve zayıf nokta mı? Bu bir tercih meselesi. Suriye'nin daha çok füze savunma sistemlerine yönelmesinin arkasında İsrail'in çok başarılı bir hava kuvvetleri olması. En son Arap ülkeleriyle savaştıklarında Mısır'ın uçakları daha havalanamadan hepsini havaalanlarında yok edebilme başarısını göstermesi. Suriye'nin de bu nedenle kendisine böyle bir hava kuvvetleri kurma konusunda fazla güvenmeyip bunun yerine bir füze sistemine geçmiş olması var. Hı. Türkiye açısından baktığınızda bizim biz füze savunma sistemi yerine biz daha yaygın büyük bir hava kuvvetleri ve güçlü bir hava kuvvetleri ne tercih ettik. Bir de tabii bizim korumamız gereken alan daha büyük. Füze savunma sistemleri Türkiye'ye füze saldırısı olması ihtimali gündeme gelince Saddam'la bu gündeme gelmişti. Biz hemen patriot falan istiyoruz. Bir zaaf o zaman. Ama onların yani tabii ki bir zaaf. Biz o zamandan beri de yavaş yavaş kurmaya başladık ama bizim uzun menzilli şimdi bu füzelerin en tehlikelileri atmosfere çıkıp aşağıya doğru inenlerdir. Çok uzun mesafeli olanlardır. Balistik füzelerdir. Onlara karşı bizde bir savunma sistemi yok. Patriotların savunma sistemi, savunma oluşturdukları şeyler kısa menzilli füzeler ve vurma kapasiteleri ve oranları da zaten çok düşük. Yani vurmak da ister misiniz? Örneğin nükleer başlık takılmışsa vurmak da ister misiniz? O da ayrı bir soru. Dolayısıyla öyle çok da efektif. Nükleer başlık takılmışsa vurunca da sıkıntı. O da nereye düşecek? O yağmur, nükleer yağmur aşağı düşecek. Dolayısıyla o füzeler aslında çok da efektif bir savunma sistemi de değildir. Şimdi şu anda kurmaya çalıştıkları yani onu da belki söylemekte fayda var. Bu Malatya'da kurulmuş olan sistem aslında 25-30 yıl içerisinde kurulacak büyük bir sistemin ilk küçücük bir adımı. 25-30 yıl içerisinde bu bölgede kurulacak. Tabii sadece bu yani dünyanın çeşitli bölgelerinde. Biraz açın bu konuyu. Açalım, bu çok önemli bence. Çünkü bu NATO savunma sistemi, füze savunma sistemi aşağı yukarı benim görüşüme göre önümüzdeki 100 yıl 21. yüzyılın dünya egemenlik mücadelesinin başlangıç noktası. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu projeyle eğer bakarsanız bu raporu vardır. Bunun 25 yıl içerisinde nasıl kurulacağına dair 4 aşamalı kurulacak. 4. aşamaya geldiğinizde aslında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bugün Rusya'nın sahip olduğu
ve 25 yıl içerisinde teknolojik olarak geliştirebilme ihtimali olan kıtalar arası füzeleri de engel olabilecek duruma gelecekler. Ve benim gördüğüm bütün mesele de budur. İran falan değildir. İran'ın elinde sahip olacağı 2 tane nükleer bomba, 5 tane füzeyle uğraşacak değil Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın bütün derdi aslında ve bugün Suriye'deki büyük mücadelenin biraz böyle gerilmesinin arkasında bu vardır. Rusya-Amerika Birleşik Devletleri çekişmesi. Evet, şöyle söyleyeyim. Soğuk savaş bitti. Komünizm-kapitalizm çatışması yok. Bu Amerika niye bu kadar şimdi bu kim saldıracak ki? Bu kapsamlı bir saldırı yapacak ki bu kadar kapsamlı bir savunma sistemi kuruluyor? Bu şöyle. Uluslararası siyasete nereden baktığınıza bağlı. Mesela Kuzey Avrupa'ya giderseniz Finlandiya, İsviçre öyle güzel bir uluslararası yaklaşım vardır ki işte yani liberal bir dünya ne gerek var? Her şeyi asıl. Evet. Geçiyor. Mesela çok ilginç bir ayrıntı anlatayım. Avrupa Birliği'nin kurumlarına bakarsanız dış politika, Ortadoğu ilgili yerleri hep güney ülkeleri vardır. İtalyanlar yani sıcak politika ilgi duyuyorlar. Mesela Finlandiyalılar ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla bu Kuzey Avrupa'da geçerlidir. Bizim işte bakın uçağımız düşürüldü. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Bu yüksek irtifa savunma sistemi bence Türkiye için zarurettir artık. Biraz önce söyledim, biraz ayrıntı yapayım. Bizim yüksek irtifa ve uzun menzilli Herkül sistemi füzelerimiz var. Bunlar 1950'lerde yapılan, Amerika'dan alınan, 59'un sonunda aldığımız, İstanbul civarını korumak için yaptığımız, daha sonra üretenlerin de vazgeçtiği sistemler. Bakın Suriye'de çok eskimiş. Çok eski. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben yani biraz moral bozmak istemiyorum da Türkiye yüksek irtifada savunmasız bir ülkedir. Yani bizim Antalya'ya yaklaşan 20 mildeki bir uçağı vurma kapasitemiz var mı yok mu? Yani resmi yetkililerin açıklama yapması lazım. Veya Hakkari'de var mı yok mu? Orta Doğu'da bundan sonra toprak bir hava hakimiyeti. İstihbarat. Amerikalılar bize süzerek veriyorlar. Ve İsrail teknolojisi kullanıyoruz. Bakın Suriye'de çok önemli. Orta Doğu'da bundan sonra hakimiyeti. Toprak değil, hava hakimiyeti. Hava hakimiyeti. Yer hakimiyetiniz, toprağınız hakimiyetiniz. Bakın 400 tane PKK'lı geliyor. Çatışma 8 saat sürüyor, dağılıyorlar. Bu hava hakimiyetsizliğinden dolayı. Bakın Suriye'nin SS-26 olarak NATO'nun kodladığı İskender füze sistemi var. 450 kilogram başlık alıyor, 280 kilometre menzili var. 2004 yılında ne oldu? Biz NATO'dan 4. maddeyi çalıştırdık. AVAK sistemi Irak'tan vermediniz NATO. Hatırlarsanız Almanlar der ki sizin ikili meseleniz bu. Yani bizim muhakkak surette yüksek irtifalı bunun bir çalışması var, doğru. Var. Ve Türkiye'nin niye böyle bir durum var? İşte Tartus üssü var, İsrail yapısı var, şu var, bu var. Hatırlarsanız yakın zamanda İsrail insan savaş uçakları. Türkiye'nin çok kısa zamanda ama uzun zaman sürüyor. Mustafa Hoca söyledi, bakın NATO sistemini anlatayım ben size. İçerideki bütün dirence rağmen hükümetin canhıraş bunu savunmasının sebebidir. Ama uzun vadeli. En erken olarak NATO savunma sisteminin ilk füzeleri 2015 yılında Romanya'da. Düşünün yani bundan 2015 Romanya'da olacak. Ve NATO savunma sistemi dışında Türkiye'nin bağımsız bir, yani çünkü genelde ülkelerin bir parçası oldukları ulusal güvenlik sistemiyle bir de kendilerinin var. Çünkü NATO sisteminin sizi her zaman nasıl algılayacağını bilemezsiniz. Yani NATO'nun çok önemlidir bizim için hayatıdır ama her konuya sizin gibi baktığını garanti edemezsiniz. Bunun dışında özellikle Türkiye'nin Akdeniz sahilini, Kıbrıs'ı, Ege'yi, İstanbul'u kuşatan yüksek irtifalı, şu anda açık şunu söyleyeyim. Yani 1500 metre yukarıda ne olup bittiğini biz bilip savunma yapamayız şu anda. Çünkü uçağımız oraya çıkmaz, uçağımız oraya çıkmaz. Yani uçağınız çıkabilir de şeyi algılayamazsınız. Yani oradaki istihbarat, espiyonaj hareketlerini algılayamıyorsunuz. O manada söylüyorum. Yapamıyorsunuz. Yüksek irtifa. Şimdi yakın zamanda tekrar medyaya çıktı. Mesela bizim makine kimya Stinger, Amerikan füzelerinin Türk versiyonlarını yapıyor. Bunlar aslında orijinalleri omuza taşınan. Yani en gelişmiş 94 Stinger'ler 6000 metre şeyi vardır. 10 kilo kadar falandır ağırlığında. Yani bunlar çok sofistike şeyler değildir. Hocam, Türkiye'nin bu sistemi kurmasının faturası çok ağır mıdır? Çok ağır. Ne çok kadar? Ağır. Kaç? Milyarlarca dolar. Tabii. Milyarlarca dolar. Yani şunu söylüyorsanız eğer hani tamamen Türkiye'yi her türlü balistik füzelere karşı da koruyacak bir sistem milyarlarca dolar ve onu yapabilecek kapasitemiz yok. Zaten biraz da bu yüzden bunun raporları, çalışmaları yapılmıştı, hazırlanmıştı. Yapılmamasına karar verildi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani savunma sistemi kurarken de tehdit algılamalarını da bakıyorsunuz. Yani Türkiye açısından baktığınızda Türkiye'ye yönelmiş tehdit nedir diye bakarsanız bir tek bir karasal tehdit olabilir. Yani Suriye, Irak, İran gibi ülkelerden karasal tehdit olabilir. İkincisi havasal tehdit dediniz. Hava uçaklardan gelebilecek tehdit vardır. Yoksa hani tehdit analizinde Türkiye'ye füze atılması ihtimali çok yakın zamana kadar çok ortada yoktu açıkçası. Onun için de bu kadar masrafa değmezdi. Değmez diye düşünüldü. Bunun yerine de işte aslında uçak sistemleri. Aslında yine de o kadar
acil bir tehdit yok. Değil. Yani şimdi bölgedeki füzelere baktığınızda aslında en tehlikelisi olan balistik füzeler tabii. Kıtalar arası balistik füzeler. Bu uzaya çıkıp uzaydan aşağı tekrar inen, dolayısıyla sürat kazanan ve büyük yok etme kapasitesi. Rusya'da var. Balistik Rusya'da var. Amerika'da var. Başka? İşte, şimdi İran'da olma ihtimali çok yaklaşmış durumda. O zaman Türkiye için ciddi bir alarm yani. İran'da hayır ama İran eğer o füzeleri ateşleyecekse onları Türkiye'ye vurmak için ateşlemeyecek. Türkiye çok yakın bu füzelerin kullanılması için. Dolayısıyla yine Türkiye o yüzden biraz da İran'dan tehdit algılamıyor. O füzeler daha uzun mesafeli kullanılacak füzeler. Yani İsrail'e mi? İsrail olabilir, Avrupa olabilir, Amerika olabilir, her neyse. Yani vurmasa bile tehdit edecek. Ama yani o tabii bizim açımızdan baktığınızda bir siyasi güç gösterisidir. Siyasi mücadelenin bir sonucudur. İran'ın nükleer silah sahibi olması, bu tür füzelere sahip olması. Doğru. Orta Doğu dengeleri açısından önemlidir ama hani tehdit algılaması açısından bizim buna milyarlarca dolar yatırmamızı gerektirecek bir tehdit algılaması benim gördüğüm kadarıyla yok. Dolayısıyla da böyle bir yatırım yapılmıyor. Şimdi efendim muhayyile tabii yeterli enformasyon olmayınca ya da enformasyon yağmur altında muhayyile çok şey üretiyor. Gürkan Baytar'ın ilginç bir sorusu var. Libya örneğinde olduğu gibi Suriye'nin Ürdün'e kaçırılan uçağın yazılımını İsrail tarafından değiştirilip radar denemesi için İncirlik hava üssünden havalandığı iddia ediliyor. Bu doğru mu diyor? Ben bunu şeyde gördüm, Twitter'da gördüm. Son birkaç gündür bu tür şeyler orada var. Arkadaşımız da muhtemelen orada duymuştur. Mümkün mü? Dünyada her şey. Her şey mümkün ama drone elde... Elimizde bir veri yok yani. Evet, diyemeyiz. Hayır da diyemeyiz. Siz Türkiye'nin böyle bir yüksek irtifalı hava sistemi... Şimdi şöyle... Fazla... Değil mi? Yani biraz fazla yani Suriye krizi böyle devam etmeyecek herhalde. Bir yatışma noktasına girecek. Şimdi, hadi şu kadar milyar dolarlık hava savunma sistemi. Şunu ben şöyle söyleyeyim o zaman tam meramı anlatayım. İstihbarat amaçlı kurmamız gerekiyor. Yani o senin söylediğin AVAX'lardan bahsediyor. Yani. Bu çok elzem çünkü şu anda Türkiye... O ne kadar paraydı? Yani şöyle... Ama zaten Türkiye'nin projesi var. Projesi var. Üretiliyor. Bir de şu var. Bütün bunları baştan sona yapmanıza gerek yok. İkincisi de en temel olarak yani bütün bölgesel çok büyük bir şey yapmamızı söyleyecek durumda değilim ama caydırıcı noktasında çünkü şu, bakın Arap Baharı'nda biz şunu gördük. Soğuk savaştan sonra bize söylenen ya işte hani dünya düze çıktı, bu askeri şeyleri niye besliyorsunuz gibi bir yaklaşım yok artık. Yani mesela NATO çok aktif hale geldi. Bakın NATO ne zaman aktif oldu? Bütün soğuk savaş dönemi boyunca NATO'nun bir operasyonu var mıydı? Sırbistan'da başladı. Afganistan, Libya. Yani ölçü şudur tabii. Etrafınıza bakarsanız buradaki ortalamaya göre bir mukavemet gücünüzü oluşturmak zorundasınız. O nedenle Türkiye'nin büyük bir yani israf içinde zaman ruhuna uymayan bir savunma yatırım yapmasını söylemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Rejim değişmediğini varsayarsak şu anda kutsal angajmanlarımızı değiştirdiğimiz ülkenin hava savunma sistemi bizden daha güçlü. Bunu da bir not etmek gerekiyor. Yani en azından Suriye'nin bir kısmında yüksek irtifalı hava savunma sistemi Türkiye'den daha fazla. Daha o İsrail'e karşı kendisini hazırladı. Ama şu anda size karşı çalıştı. Şimdi yok yani. İsrail, pardon, Suriye uyanık da Türkiye uyuyor anlamda değil. Suriye'nin her an savaşa girebileceğini düşündüğü İsrail bombardımanına karşı tehdit algılaması onu gerektiriyor. Tehdit algılaması. Yani burada şöyle bir şey var. Türkiye'nin de çok hakkını yemeyelim. Türkiye bloklar arası bir pozisyonda NATO sisteminde bu sorunları çözmeye çalışıyor. Yani NATO'nun bir cephesi, yani cephe askeri yani bir kanat ülke olarak NATO çerçevesinde çözmeye çalışıyor. Efendim Cidde'de Suudi Arabistan'dan Bilgi Akıncı'nın bir sorusu var. Uçağımızın Rus üssü tarafından vurulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Pilotlarımızın Ruslar tarafından esir alınmış olma ihtimali var mı? Yani bu kadar gözetliyorlarsa düştüğü yeri daha iyi görmüş gidip... Yani Suriyeliler bu konuda bir açıklama yaptılar. Bizde değil pilotlar değil yani. Dediler. Onun için... Yalan da söylüyor olabilirler tabii ama hani şu ana kadar başka bir veri de yok elimizde. Evet. Siz bu krizin önümüzdeki 6 ayın bir senesini nasıl görüyorsunuz? Yani ben sanki biraz rahatım. Suriye bir süre sonra, bu 6 ay olur, bir sene olur bilmiyorum, 3 ay olur. Bir noktada... Suriye krizini soruyorsunuz. Evet, Suriye krizi. Bu sorun bir kere zaten uzamıştır şu anda. Yani bir yıldan bahsediyoruz. İkincisi, burada bazı... Uçak krizini. Uçak krizini diyorsunuz. Uçak krizinin arkasından önümüzdeki 3 ayda, 5 ayda... Bunu, yani şöyle, bununla ilgili bir tahminde bulunmak çok zor. Çünkü Türkiye bu konuda bir pozisyon almıştır. Bakın ben buraya gelmek için Gaziantep Havalimanı'na gidince Hava Kuvvetleri Komutanı aynı havalimanına indi bölgede.
Dolayısıyla bundan sonra Türkiye söyleyeceğini söylemiştir. Bizim temelimiz Suriye'nin bir yanlış yapmamasıdır. Bundan sonra eğer Suriye tarafından yeni angajman kurallarına göre sınıra tehdit algılayacak bir hareket olmamış. Suriye bunları cesaret edebilir. Yani normalde bu uçağı da düşünmez diyorduk. Mesela benim bana 3 hafta önce sorsaydınız ben Suriye'nin böyle bir şey yapmayacak kanaatindeydim. Çünkü bu sefer çok ciddi bir sonuçlar doğurabileceği. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye pozisyonunu almıştır. Bundan sonra Suriye'ye konuşmamız gerekiyor. Suriye'nin kendi iç algılamasıyla ilgili bir durum. Yani ne kadar... Suriye rejimi ne kadar güçlü? Bakın şöyle söyleyeyim. Suriye rejimi muhalefet bugüne kadar Arap Baharı'nın olduğu her ülkeden daha iyi organizedir Suriye'de. Sorun muhalefet, yani rejimi devirmek için muhalefet bir işletme teorisi değildir, yönetim teorisi değildir. Anahtar soru şudur, rejim ne kadar zayıfladı? Libya'da nasıl zayıfladı rejim? NATO silah verdi. Mısır'da nasıl zayıfladı? Ordu dedi ki, ben çekiliyorum dedi. Şimdi Esed orada o güçlü olduğu sürece hayat alanına çekildi, o sınıra. Tanklarla gidiyor, vuruyor ve geliyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bugün kırsal alanda Halep'in kuzeyi ve güneyi, İdlib civarı fiilen bir muhalefet yönetimidir. Şam'ın da kuzeyi. Ve altta, yani siz Şam'ın kuzeyinden Halep'e kadar... Ya şöyle söyleyeyim, Suriye haritasını düşünün, Deir ez-Zor tarafı, yani doğu tarafı zaten az insan yaşadığı yerdir. Tarihsel, ta Cebelilübnan'dan başlarsanız yukarıya doğru Osmanlı, orada yaşıyor. Bu alanda her şehrin kuzeyinde ve güneyinde, Hama Humus'un arasında muhalefetin çok kontrolünde alanlar var. Halep'in civarında var, İdlib'de var. Halep... Var, Şam'ın hemen kuzeyinde var. Altta var. Yani şunu ya demek istiyorum. Rejim Suriye'yi tam kontrol edemiyor. Edemiyor kesinlikle. Yani rejim, ya muhalefetin aslında ben organize olduğunu düşünüyorum. Humus'ta şehir konseyleri var. Yani bu, daha ne? Yani hükümet mi kuracaksınız? Buradaki sorun şudur. Rejim büyük şehirlere çekilmiş durumda. Belli alanlarda. Akdeniz kıyısına inmiş durumda. Müdahale yaparak insanları katlediyor. Bunu durdurma imkanı yok muhalefetin. Muhalefeti de rejimi durdurma imkanı yok. Bu denklemi bozacak şey merkezin zayıflamasıdır. Merkezi ya filan zayıflatırsınız ya Libya'da olduğu gibi bir şeyler verirsiniz. Doğrudur yanlıştır. Buna bir şey demiyorum. Dolayısıyla bu denklem bozulmadığı sürece... Nasıl bozulacak bu denklem? Yani Libya gibi müdahale edeceksiniz. Yahut Mısır gibi orada saf değiştirir. Bunu konuşunca hemen şeyler algılanıyor işte siz savaş. Ya ben teoriyi anlatıyorum size. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir rejim... Ben teoriden geçtim pratiği soruyorum. Üç ihtimal vereyim size. Evet. Bir, yardım edersiniz muhalefet. İki, burayı zayıflatırsınız. Burayı zayıflat, yani rejimi zayıflatmanız için de bir şart gerekiyor. Mısır'da ve Libya'da vardı. Elitlerin kendi içinde ihtilaf içinde olması. Burada gözü yok. Yani bu arada yok. Şu durumda yok. Dolayısıyla bu, eğer bu anlattığım tabloda ciddi bir güç değişikliği olmazsa bu böyle devam eder. Nitekim bir yıl oldu. Şimdi bunun şöyle bir açmazı var. Biraz önce şunu söyledim. Rejim aşağıya indi. Bakın Nusaybin'in karşısında aynı mahalle Kamışlı, biraz önce ismini verdim. Kürt nüfusunun yoğun olarak başladığı yerdir. Bu alanda, bu boş bırakılan alanda şimdi bir Kürt hareketliliği var. Hatta şöyle söyleyeyim size. Buralardaki Kürtlerin iki tane temel konusu var artık. Rejim gitsin mi gitmesin mi tartışmasının yanında otonomimiz ne olsun, işte Barzani, PKK, burada organize olduğu bayrak falan. Dolayısıyla bu olayın, yani bir bu olay daha bir sene daha sürerse aynı Irak'ta olduğu gibi biz rejim gitsin gitmesin Saddam'ı tartışmayız. Kuzey Irak gibi Türkiye'nin evet, güvenlik problemi. Tartışabiliriz yani. Böyle bir onun sorun için var. De belki Türkiye bu kadar dolayısıyla, gitsin diye hayır, şöyle bir sorun var. Türkiye'nin şu anda, yani şu Türkiye öyle bir pozisyon aldı ki Suriye olayında bir an önce Esed'in gitmesi gerekiyor. Bunun her halükarda gecikmesi Türkiye'nin savunma... Güvenliği, uzun vadeli güvenliği. Yani ciddi bir sorun oluşturuyor. Veyahut eğer bu rejim devam edecekse muhakkak Kuzey'i de bunları engelleyecek bir yapıya gitmesi gerekiyor Türkiye'nin. Yani, tam bomba. Son olarak tam önümüzdeki 6 ay... Bir seneye falan bir öngörülü bulmak mümkün mü? Amerika seçimleri kazandıktan sonra diyelim. Evet, son bir kere uçaktan başlayıp evet, daha genişleterek gidelim. Sonra geldik zaten. Yani uçak krizinde büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı bence işlerin nasıl gelişeceği. Böyle tek bir uçağın düşürülmesiyle normalde bir savaş çıkmaz. Bu istiyorsanız, savaşa gitmek istiyorsanız bunu bahane olarak kullanabilirsiniz. Suriye'nin de bu uçak krizini bir kenara bırakırsanız Türkiye'ye karşı bugüne kadar ve krizden sonra da yani uçağı düşürdükten sonra da hep çok dikkatli davrandığını gördük. Dolayısıyla yeni angajman kuralları çerçevesinde de Türkiye'ye farklı bir şey yapacak, yaptıracak bir fırsat da vermemeyi çalışacaklardır İsrailler. Suriyeliler. Dolayısıyla örneğin Türk sınırına yakın helikopter uçurtmak gibi provokatif hareketlere bulmayacaklar. Girişmeyecekleri ben tahmin ediyorum. Çünkü onlar açısından bu yeni çok bir riskli.
mücadele alanı açmak. Türkiye'nin Suriye helikopterini düşürdüğünü farz edelim. Düşürme ihtimali de vardı. Var. Çünkü Bülent Arınç'ın açıklamasında 5 helikopter bizi ihlal etti dediği, aslında bir daha helikopter gelirse onu vuracağız demek oluyor. Yani rejim onu göze alamaz yok. Bence alamaz. Dolayısıyla bu normalde bu iş böyle tavsiye gider. Bir noktada Suriyelilerle Türkler oturur konuşurlar. Suriye bizden ben de öyle tahmin tazminat verir. Ben de öyle tahmin ederim. Ama bunu Türkiye ister ise. Yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ruh hali ve politik gelişmelere baktığınızda sanki işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerle birlikte onlarla birlikte daha fazla hareket ederek Suriye'deki rejim değişimini hızlandırmak için daha fazla gayret sarf edecek bir hava da var. Bu kriz, yani Suriye'deki muhalefet iktidar çatışması, iç savaş uzayıp giderse Türkiye için güvenlik endişeleri, Kuzey Irak'ta meydana gelince Türkiye, güvenlik endişeleri. Türkiye kartlarını çok açık oynadı burada. Yani başbakanından başlayarak çok net bir şekilde Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu kadar açık oynadığınızda o adam iktidarda kaldığı sürece o ülkeyle bir iş yapamayacağınız ve onların size karşı sürekli bir tehdit ve tehlike unsuru olacağı açık. Dolayısıyla Türkiye burada kartını çok açık bir şekilde rejimin değişmesine koydu. O yüzden de rejimin değişmesi için elinden geleni yapacağını gösteriyor. Zaten başbakanın açıklamalarında bu angajman kuralları değişti derken o açıklamanın içerisinde bu da vardı. Yani rejim değişikliği için bundan sonra daha fazla her şeyi yapacağız diyordu. O yüzden de bir an önce bunu sonlandırmak Türkiye'nin lehinedir de. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra son noktaya koyacağız. Bizden ayrılmayın.